Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir yemek videomuz ile karşınızdayız. Bugün evde pratik bir yemek tarifimiz var. Evde pratik döner yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi A101'den aldığımız döner. Et döneri gibi gözüküyor ama aslında yanıltıcı, tamamen et döneri resmi. Aslında piliç döner. Ama tamamen et dönerine benziyor içeriği. Şimdi hemen pratik bir şekilde bunu dürüm şekline getirelim. Şimdi dönerimizi de açalım ben. Bu dönerin içerisinde 100 gram kadar sos çıkıyor arkadaşlar. Şöyle salça sosu. İskenderlerin üzerine koydukları sostan sanıyorum. Ben bunu ısıtmak için şu şekilde cezveye döküyorum. Biraz sulandırabilirsiniz bunu. Çünkü çok koyu. Isıttığınız zaman bunu biraz sulandırıyoruz. Ekmeğimizi, acı sosu kendi yaptığımız zamanda haberinden, daha önceki videolarımızda var sayfamızda. Oradan bakabilirsiniz yapımını. Acı sosu bir güzel sürüyorum ekmeğime. Daha önceden eritip bir kaba boşalttım. Halis dana eti yağı var. Döner çok yağsız, kuru bir yapısı olduğu için döneri şöyle yağda karıştıracağım. Çünkü bu dönerler, genelde et dönerleri daha böyle yağlı bir tavada olur. Dönercilerde yaptıklarında. Bu çok kuru. Bu şekilde atmayacağız. Tabi biraz yağlandıracağız. Her tarafına döktük. Şimdi dönerimizi alalım içerisine. Bu şekilde bunu şöyle gördüğünüz gibi, bakın, yağlandı. Bir tur karıştırdıktan sonra bu hazır duruma gelecek. Şimdi dürümümüzün iç malzemesini, zerzevatlarımızı hazırlıyoruz. Şöyle biberimiz, domatesimiz, maydanozumuz, hemen doğruyorum. Zerzevatımız hazır. Şöyle arkadaşlar, limon sıkacağız bunun içine, daha da lezzet vermesi için. Şöyle doğal organik limonumuz var. Bahçeden özel toplanmış. Şöyle görüyorsunuz. Bolca limonu sıkıyorum. Maksat soğanın da acısını biraz alsın. Faydamız da artsın. Özellikle mor soğan kullandım. Antioksidanı çok yüksek olduğu için. Biraz acı olur mor soğan ama faydası da ona göre çok yüksek olur. Sevgili arkadaşlar, limonumuzu da eklediğimiz gibi baharatlarımızı atacağım. Biraz tuz ekleyelim. Böyle biraz tuzumuzu ekliyorum. Tabi vazgeçilmez
toz biberimiz. Ve son olarak da sumak atıyorum. Sumağını da bol atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle zerzevatımızı içerisine koyuyoruz. Bol zerzevatlı yapalım. Mükemmel bir döner olacak. Şöyle görüyorsunuz, et döneri gibi tıpkı. Tavuk döneriymiş. Vallahi açık söyleyeyim, ben bunu et döneri zannederek almıştım marketten. Okan Okay yayında. Yayında. Hatta şaşırmıştım. Et döneri ucuz mu acaba indirimde diye zannettim ben. Öyle söylediler, yanılttılar beni. Eve geldiğimde farkına vardım tavuk döneri olduğunu. Ama üstünde piliç döneri yazmıyor olsaydı ben kesinlikle farkına varmazdım, onu da söyleyeyim. Çünkü resmi direkt et döneri resmi atmışlar. Biz de öyle zannettik. Yalan söylemeye gerek yok yani. Yanlış anladık biz de. Şimdi şu şekilde yönetmenime soruyorum, yeterli mi? Göz kırptı bana, yeter dedi. Evet, şimdi az önce ısıttığımız salça sosumuzdan da dökeceğiz içerisine. Şöyle içinde çıkan sos bu arada. Şöyle biraz sulandırdım ben onu. Sanırım biraz suyunu kaçırmış olabilirim. Sıkıntı değil. Böyle çok takılmıyoruz. Az tepede sarıyoruz arkadaşlar. Bunu paket şeklinde. Dürüm kağıdımız yok. Bu seferlik böyle olsun artık. Bir şekilde bir kişilik dürümümüz hazır. İsterseniz dürümü hazırladıktan sonra en son şöyle bir tavaya, tava boşken tabi, doluyken değil, koyup ısıtabilirsiniz. Biraz hafif kızartıp öyle de sarabilirsiniz. Biz bu şekilde şu an tercih ettik. Hepinize afiyet olsun. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ortalama buradan 5 adet döner çıkar bu şekilde. 5 adet döner ortalama 4 liraya falan denk gelir. 4-4,5 liraya ya da bilemediniz 5 liraya, en fazla sebzevatlarla beraber 5 liraya denk gelir bu döner. Evde basit bir pratik şekilde yapabilirsiniz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Şöyle döner dediğimiz gibi az önce de 5 liraya evde döner yapabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.